Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın. Aragaz başlamış bulunuyor arkadaşlar. Bizi dinleyen, dinlemeyen herkese hayırlı işler. Şubat ayının ilk hafta sonuna geliyoruz ya. Şubat ne zaman girdi? Hafta sonu ne zaman geliyor? Vallahi bir şey anlamadım ben. Anlamazsın tabii. Ah Kadir, hayat sana güzel ha? He, bana söyleyene bak. Sen bütün hafta Galapagos adalarında, kayalıklarda güneşlenen iguanalar gibi yatmadın sanki, değil mi? Yatıyorum. Çamur görmüş dombay gibi yuvarlana yataraktan döneli döneli yatıyorsun. Hem de bütün gün yatıyorsun, doğru mu? Eyvallah. Ama hayat bana güzel oluyor. O nasıl olacak abi? Evet. Ne alakası var kardeşim? Ben halkımın her sabah çektiği çileyi düşünüp yemekten içmekten kesilen bir insanım ya. Bu nasıl ne kesilmek ya? Bu kadar kesilebiliyorum işte anca Pascal. Anca bu kadar oldu. Ya sen Pascal efendi, şu an beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken yine trafik canavarının elinde çile çeken halkımızı biliyor musun, ne diyorsun? Çekmesinler. Nasıl çekmesinler? İşe gidiyorlar abi. Gitmesinler. Nasıl gitmesinler? Daş mı yesinler la bunlar? Yemesinler oğlum. Ya yavrum, Fransız değil misin? Alayınız Marie Antoinette'in çocuğusunuz. Ekmek yoksa pasta yesinler kafası. Hala devam ediyor abicim. Olur mu öyle şey ya? Abicim, bir şeyi zorla yapıyorsun, hiç yapma. Pascal, şu dünyada kaç kişi severek yapıyoruz ki bir işi? Yaşadıklarımızın %80'i zorla yaşıyoruz zaten. Mecburen yapıyoruz. Mecburen yiyoruz. Mecburen iş. Mecburen giriş. Mecburen tatil. Mecburen birbirimizin yüzüne bakma. Mecbur olmasan şu hayatta görüştüğün kişilerin kaçıyla görüşürsün? Hiçbiriyle. Yapma ya. Benle de mi lan? Benle de mi görüşmezsin? Yok 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 yok. Seninle görüşürüm. Ama 15 günde mi? Ha, ben senin suratını her gün görmeye bayılıyorum değil mi? Ne var abi suratında? Yakışıklı adamın. Tabii tabii. Denzel Washington'ın 3 gün dip frizde kalmış halisi. Ayıp be kardeş. Harcadım bile. Şurada var ya, beraber ekmek parası kazanıyoruz. Ha bak, gördün mü? Arada para işi olmasa, ortak bir çıkar olmasa belki 4 sene her gün görüşmezdik. Görüşür müydük babako? Yok abi. İşte mecburiyetler hayatımıza yön veriyor. Mirkelam'ın dediği gibi, kayıp giden zamanları bir yerlerde bulsam. Böyle mi yaşardım acaba ben bu hayatı? Evet, Kadir, huhu ne lan? Şarkının gidişatında var ya abi, diye. O yüzden ne yapçık bugün? Bugün ne yapçık? Abi klasik, geek, muhabbet. Bugün haftanın son günü Pascal. Pozitifi bol keseden harcamayalım. Vatandaş hafta sonu kendi pozitifini kendi üretir diyorum. Olur abi. Kendimizi yıpratmayalım. He, biraz da başkaları bize pozitif versin efendim. Ya abi, nerede o günler ya? Anca ver. Herkes var ya, anamızı soruyor. Babamızı soran yok. Bu hayat böyledir yavrum. Şunu unutma ki, alarak değil vererek mutlu olursun. O yüzden biz bizde olanı verelim kardeşim. İyidir bu. Verelim. Kadir, 4 senedir acayip sebebi giriyoruz. İnşallah, inşallah. Yoksa bizim öbür tarafta işimiz yaş. Neyse efendim, hadi başlayalım. İşiniz gücünüz rast kessin, tabancanızdan ses kessin diyor. Hayırlı işler. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Sir. Ya işte o an geldi be Pascal. Ya yeni bir şey. Haftanın son şiiri. Halkıma arz edeceğim. Ah. Basta mı? Yo. Yo 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 yo. Sakin ol. Kendim kalem aldım. Haybeci şiir akımının nadide örneklerinden birini sunacağım. 20. yüzyıl Türk şiir antolojisi yazılırken bu şiir akımı, haybeci şiir akımı, benim adım o antolojide geçmezse, ben o antolojide yer almazsam iki elim edebiyat dünyasının yakasında olacak, onu da buradan söyleyeyim ya. Kadir, senin şiirliği var ya, anlatsın başın için zaman lazım. Anladım, anladım. Neyse, bakacağız. Herkes anlasın diye en düşük IQ'ya göre yazıyorum. Daha ne yapabilirim yani? Belki de hatam bu. Bak, bizi büyüten başarılarımız değil, hatalarımız Pascal.
Ya bu da bugünün Kadir Çöptemir sözü olsun. Bir kenara yazın, lazım olur. Hah. Nereye yazın? Boş bulduğum bir yere diyeceğim ama vücudunda dövmeden boş yer yok. Urartu kitabesi gibi lan Fücut. Her yerin dövme ya. Ne yaparım abi? Alışkanlık. Yapmadan duramıyorum. Senin Instagram adresin neydi? Numa 21 seninki Kadir. Belki de Kadir Çöptemir. Çöptemir. Haydi bakalım o zaman şiirimize geçelim. Hadi. Bu tuzlu Meltem mi böyle genzimi yakan? Tuzlu Meltem olmaz bilirim sevdiğim. Tuzlu fıstık olur en fazla. O da genzini yakmaz. Susatır bildiğin. Biber turşusu olmasın senin dediğin. Çökerken sahile sinsi bir duman. Ben hafifçe uzandım sana. Sendin göz yuman. Sonra bir kaynaşma oldu ki of aman aman. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Azıcık daha ileride salsaydın bari. Kayseri'den dört yemen mühim değil de orta sahaya bir takviye alsaydın bari. Geçmiyor boğazımdan inanır mısın? Sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. Serimulen besleniyorum işin doğrusu. İncirler olana kadar kalsaydın bari. En azından kiraz ağacına dalsaydın bari. Yapardık belki sana incir reçeli. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeri. Ocağıma incir ağacı dikseydin bari. Utanmadan selfisini çekseydin bari. Beni böyle habersizce alıp giderken incir ağacının dibine yatırıp sevseydin, sevseydin bari. İncirler olmadı henüz sevdiğim. Hurmalar oldu düşünür müsün? Tırmaladıkça beni düşünürsün bütün kış. Belki ayvalar olana kadar gelirsin tıpış tıpış. Hünnaplar olana kadar kalsaydın bari. Wi-Fi şifresini kırana kadar kalsaydın bari. Böyle küskün ayrılmak bize yakışmaz. Şu muşmuladan alsaydın bari. Çürüyecekler de bana, yazık olacak. Nasıl buldun Pascal? İncir mincir. Ne oluyor ya? Cover yaptım abi, beğenmedin mi? Yok ama incir reçeli güzel. Güzel oldu. Ya incir reçeli bugün Reşat Altın'dan daha değerli. Pascal, Nuri'nin valide sultanı. Allah bin bereket versin. Ömrü bereketli olsun. Yapmış bir kavanoz vermiş. Kimseye de yedirmiyor. Bana da ver ya. Avcuma konuş, avcuma. Aragaz. Didigal. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Gel ya. Cam, hava durumunu öğrenmek üzere Dilker Yasin'e bağlanalım mı? Bağlandık bile. Aa, hatta mı? Evet. Alo Dilker abi. Baba Eski San Siro stadından hepinize sevgiler, saygılar. Baba Eski yeni gençlik spor ile Milan arasında oynanacak bir şey kupası final maçı için takımlar sahaya çıktılar. Maçı İngiliz Federasyonu'ndan Gabriel Student yönetecek. Kendisi aslında genel cerrah ama bir ameliyatta hastadan apandisit diye sol böbreğini aldığı için meslekten el çektirilince hakemliğe başlamış. Evli ve iki çocuk babası, çocuklardan biri dayıya biri teyzeye çektiği için kendisine benzeyen bir çocuk yapmak istiyor. Ama yenge şu an çocuk düşünmediği için aralarında tatsız bir durum var. Dilker abi, ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? Sabah sabah ne anlatıyorsunuz abi ya? Ya biz size hava durumu için bağlanıyoruz abi ya. Ne kızıyorsun Kadir? Bahar geldi, havalar limonata gibi. Bahar mı geldi? Abicim, Şubat ayındayız. Dilker abi, senin mevsimler de şaşmış ha. Bölgelere göre tane tane hava durumunu anlatsan ya abi şöyle bir güzel. Hadi abicim, hadi be. Yemişim bölgeleri. Havalar bir iyi bir kötü işte. Karadeniz'de aynı anda kar, yağmur, dolu ve yaş yağacak. Memleket komple serin olacak. Akşam arkanıza kalın bir şey alın, tamam. Pilot musunuz arkadaş? Kar yağsa ne fark eder? Yağmur yağsa ne fark eder size? Top şimdi Larabella'da. Larabella topla kaleye paralel yaydan ceza sahasına girdi. Karşısında Yusuf var. Yusuf, Yusuf, eyvah Yusuf. Ne yaptın Yusuf? Yusuf ne yaptı? Yusuf ceza sahasına giren Larabella'yı kahveden arkadaşlarını çağırıp burası bizim muhitimiz, öyle kafana göre giremezsin diye dövdürdü. Larabella dayağı yedikten sonra oğlum ben aşiretim, bekleyin alayınızı oyduracağım diye ağlaya ağlaya sahayı terk etti. Yusuf ne olur ne olmaz diye
Dayısının köydeki ağrında saklanmak üzere Antalya Domalan'a otobüs bileti alıyor şu an. Dilker abi, hava durumuna geçiyoruz mu abi? Top şimdi Şevçenko'da. Döndürmeyin Şevçenko'yu. Haydi çocuklar, haydi İngilizleri bu sefer yenelim. Abi, Şevçenko bu ya. İngiliz milli takımı. Ne yarak o? Monaco stadında Galatasaray 0, Monaco 0. Şimdi Prekazi orta sahaya yakın bir yerden friki kullanacak. Haydi çocuklar. Prekazi gerildi, gerildi, gerildi. Prekazi çok gerildi sevgili dinleyiciler. Sakinleşmesi lazım. Arkadaşları geldi, sakin ol dediler. Prekazi'nin omuzlarını ovuyorlar şu ya anda. Ya ben kendimi keseceğim ya. Kesin Dilker abi, keseceğim kendimi. Prekazi gerile gerile stadın dışına çıktı. Hala geriliyor. 2 kilometre kadar gerildi. Bir taksi tuttu. Taksiyle topa doğru geliyor. Evet, evet, taksi geldi. Topun yanında durdu. Prekazi taksiden inip şut çekti. Gol! Allah'ım gol! Prekazi kudurmuş gibi tribünlere koşuyor. Taksici de taksi ücretini almak için peşinden koşuyor. Monaco şehir stadında Monaco 0, Galatasaray 1. Taksimetre ücreti 50 euro. Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada Allah'ıma şükürler olsun, Prekazi gol attı, Monaco'yu yendik. Prekazi'nin freaking atarken topa gelmek için tuttuğu taksinin parasını ben kendi cebimden ödeyeceğim. Allah'ıma bir şükürler olsun bugün burada dedi. Of ya, yeter be. Yeter ya, hakikaten yeter. Tamam, başka şey geçelim. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Gel yavrum. Jean-Claude Van Damme'ı bildin mi? Bilmem mi ya? Çakma Bruce Lee. Peki İngiliz manken Cara Delevingne'ı biliyor musun? Bilmiyorum. Nereden olur mu ya? Sen yıllarını yaşanmamışsın. Niye abi? Çok mu güzel? Güzel, güzel. Yani dese ki Kadir senin olmam için tek engel Pascal dese kör testereyle kesebilirim seni mesela. Oo, Kadir ya, merak ettim. Bakayım. Resim var mı? Bak bak bak. Vay 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 vay. Abi bu kızın boyu kaç metre ya? Abi onu bilmiyorum da yukarıdan aşağı bakmaya başlıyorum, bitmiyor belli ki, bitmiyor kız ya. Allah ne boy vermiş lan buna, maşallah ya. Yok yok abi yok. Bu kadar iyi değiliz. Hakim olamıyorsun. Ha, uzun boylu kadına laf etme bak. Arkadaşlığımız biter Pascal. Sen sever misin? Ben enine boyuna devlet gibi kadın severim. Kimsettiği gibi olacak. Kadir Çöpdemir'in ölçüsü budur vallahi. Kadir sen de var ya, hep marjinalsin. Hep böylesin. Tabiatım bu ya. Arabada bile büyük seviyorum biliyorsun. Büyük araba, büyük ev. Evet Kadir. Bilmem mi ya? Jean-Claude dedin. Bu ne İngiliz iş? Manken Amerika'da havaalanında bir gazeteci ordusu tarafından karşılanmış. O sırada Jean-Claude Van Damme da oradaymış. Kız büyük ilgi görünce gazetecilere ben daha büyüğüm diye bağırmış. Ünlü olmuş ama hazmedememiş. Ya yine de tabii geçmişte çok önemli bir figürdü Jean-Claude Van Damme. Bir arayıp konuşalım mı ya? Niye arayacağız? Ya şimdi şöyle, bu hepimizin başına gelir. Ya bir zamanlar ünlüsündür. Kalibren düşer, ilgi alaka azalır. Bu ünlülerde ben daha ölmedim durumunu ispat etmek için garip bir psikoloji yaratır. Eskisi kadar övülmeyen, ilgi görmeyen insan zenginken beş parasız kalmış gibi olur. Yani Jean-Claude Van Damme abimiz de zamanında çok baba filmleri olmuştur. Gençliği çok sürüklemiştir peşinden. Ona moral verelim biraz ya. Ara o zaman, ara. Hadi. Koskoslanma Pascal. Bir gün sen de ben de böyle olacağız. Bir gün bizi de kimse sallamayacak. Bir gün birileri doğru, bir zamanlar ben çok ünlüydüm, görün lan beni diyecek. Tabii abi. Tabii. O zaman arıyoruz abi. Tamam, arıyor abi. Çalıyor abi, çalıyor. Alo. Pileli pantolonla döner tekme atmanın dünyadaki en büyük ustası Don Quixote Van Damme'la mı görüşüyor? Lan Kadir, Don Quixote ne oğlum? Don Quixote mu dedim? Ay çok, evet. Çok affedersin. Selamun aleyküm. Hacı Van Damme, yani Jean-Claude Van Damme. Ben Kadir Çöpdemir abi, abi bu da Pascal Numa ha. İktiyar, ne haber ya? Ne yaptın? Jean-Claude sana, merci à toi, bonne journée. Jean-Claude abi, şimdi sen filmlerinde pileli kaşe pantolonu giyip ayağının üstüyle rakibine elense çekip efendim bacakları 180 derece açıp belli bir kariyer yaptın tabi. Sonra ne oldu babacığım? İnişe mi geçti bu kariyer? Efendim, evet. Ne demek hatırlamadın mı sığır? Evet. Biz seninle aynı filmde de oynadık Jean-Claude abi, evet. Hadi canım. Kadir, ne zaman oynadın? Ya ben bu adamla aynı filmde oynadım. Ömer Faruk Sorak hocamızın sınav filminde. O da paşroldeydi ya.
O çekmiş idi. Oğlum Kadir işte var ya, şimdi adamı bitirdim. Çok ayıp ettim gerçekten. Adam zaten yaralı. Aynı filmde oynadığımızı bile hatırlayamadık ya. Evet abi. Yaptın bir ayır, tutmacandan iki ayır. Ya ulan. Ya Jean-Claude abi, şimdi sen de çok silik bir karaktersin yani. Aynı filmde oynadık ama hatırlamıyorum. Yokmuşsun demek ya abi. Alo Jean-Claude, oğlum dua et. O döner tekmeyle bu kadar şöhret oldun. Yakak dua et. Pascal da doğru bir noktaya değindi Jean-Claude abi. Döner tekme bacak açma milyon dolarlık servet yaptırdı sana. Şimdi millet havada dokuz takla atiye, şöhret olamiye. Kısmetli adamsın abi. Evet abi. Baba abi. He öyle doğru. Ne diyor abi, ne diyor? Kadir'cim diyor, şöhret möhret umurumda değil diyor. Ama iyi günümde Jean-Claude abi, sen kralsın, sen şöylesin, aslansın, kaplansın, şahanesin diye etrafımda dönelenler diyor. Şimdi aramıyorlar diyor, ben ona uyuz oluyorum abi diyor. Baş ver be abi ya. Bizi insan lazım, huzur lazım. He. Ya Jean-Claude abi bak, şimdi sen ne iş yapıyorsun? Ha Miami'de pansiyon açtın. Ha emekliler geliyor. Ha o da kahvaltı veriyor. Ha güzel iş. Ha üst katta sen kalıyorsun. Ha. E daha ne abi? Şöyle bir emekliğim olsun vallahi, bana yeter baba. Efendim? Tamam. Tamam abi, unutmayacağız. Hadi işin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin abi. Ne dedi abi? Ben dedi sizi takip ediyorum dedi. Bazen başınız ayrı oynuyor dedi. Test tokat iyi verirsiniz bir gün, mütevazi olun dedi. Paranızı tutun dedi, çeşme akarken doldurun, bol kesilen harcamayın dedi. Doğru diyor abi. Doğru diyor. Kaç para lan altındaki pantu? 1500 abi. İşte başka başka bir şey var mı yani? Çıtaks. Aragaz. Aragaz. Pascal. Yes sir. Bu kim? Orgay hocam. Evet. Dünya siyaseti ve uluslararası ilişkileri konusunda tanınmış uzman Orgay Kabarır hocamı stüdyoya teşrif ettiler. Orgay hocam hoş geldin. Hocam şeref verdiniz. Hocam hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? Uzat oradan çayı. İki şeker at içine. Karıştır. Evet hocam, budur hocam ya. Orgay hocam, Orta Doğu'da özellikle Suriye'de son dönemde neler oluyor? Oradan başlayalım mı? Hocam Suriye mi kaldı hocam ya? Hocam Suriye zaten yoktu ki hocam. Kadir hocam, yani beni Şam'da bir mekana götürdüler hocam. Böyle top secret. İçeri bir girdim. Abazan dolu hocam. Bir tane kız yok ya. Şam bitmiş hocam. Zaten Suriye dediğin zaman İngiltere akla gelmesi lazım hocam. Neden hocam? Hocam Suriye'yi kuran İngiltere'dir hocam ya. Beni Leicester'da bir mekana götürdüler hocam. Böyle top secret hocam. VIP. İçeride bir İngiliz hatunlar var. Beygir suratlı hepsi hocam. Hocam yanına gidip hello diyorsun. Alıp mekandan çıkıyorsun. Alayının kafası bir dünya hocam ya. Korku hocam, yine siz ne anlatmaya başladınız Allah aşkına? Ya siz bu konulara Fransız mısınız yoksa ya, uluslararası ilişkiler şu bu ha? Bak hocam, bak Kadir hocam, Fransa dedin de hocam, Fransa'da Cannes'da beni bir mekana götürdüler. Olala hocam, hocam içeride bir kızlar var, aklın durur hocam, ama hiçbiri yıkanmamış hocam. Fransız kadını suyu sevmiyor hocam ya. Hocam dünya güzeli Fransız kızları seferberlikten kalma kaşar peyniri gibi hocam. Ekşi ekşi kokuyor hocam ya. Peki hocam ya Almanya? Almanya çok sessiz. Almanlar sessizdir hocam. Hocam Almanlar saman altından su yürütür hocam. Mesela hocam Fransızlara verdiğimiz kapitülasyonları kaldırdığımız zaman buna en çok bozulan Almanlar olmuştur hocam. Hocam kapitülasyonları kaldıran paşayı Alman elçisi çocuk gibi azarlamıştır hocam. Evet hocam, ben Almanlara hiç güvenmem. Hocam beni Hamburg'da St. Pauli'de bir mekana götürdüler. Şinel bir mekan hocam, böyle Wunderbar yani. Das ist doch mi hocam, yani içeride bir kızlar var. Holstein ineği gibiler hocam. Yok böyle bir şey hocam. Wunderbar hocam. Ah so, ah so. Bitte hocam, bitte keine Schule. Ooo, gemacht hocam ya. Tamam, tamam hocam, anladık, 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 anladık. Yani bir insan cahil olur ama bunun kadar ki cahil olur. Ay, koca Cermen kavmini ineğe benzetti, bir de neler yaptı, ne kötü Almanca. Dilber hocam, hoş geldin. Dilber hocam, siz bugün gelmiyordunuz, hayırdır? Ay yani gelmeyecektim Kadir ama ay bu cahili sabah radyoda dinledim. Hafakanlar bastı. Ay, cahillik her yerde. Yani adam Şam'a gittim, underground mekana soktular diyor. Ay Şam'da seni... Ayol. Hangi underground mekan? Şam'daki bütün günah yuvaları
1912'de Küçük Kemal Paşa'nın emriyle kapatılmıştır bir kere ya. Ya siz ne söylüyorsunuz Allah aşkına, iyice karıştı ortalık ama hocam ya. Hocam, Kadir hocam, bu adama inanma hocam. Bu adam yalancı hocam, yanlış konuşuyor. Bak şimdi bunu ben İtalya'da Siena'da bir mekana götürdüm. Tutti frutti, içeride böyle İtalyan kızları var hocam. Elini süremiyorsunuz. Sabah ateşi 39,5 derece ya. Bu gitti bardaki kızlara tek tek yazıldı. Hiçbiri yüz vermedi buna hocam. Evet hocam. Ha bir kere onların hepsi cahildi. Merhaba, sizinle Rönesans'tan konuşabilir miyiz diye sordum. Ha hiçbiri dönüp bakmadı. Cahil kadın kadar itici bir şey yok. Ha 100 tane olsa birini sokmam vallahi. Anlayamadım hocam. Yani 100 tane cahil olsa birini evime sokmam, o kadar yani. Hocam bir kere beni bunun evine götürdüler hocam. Yeter. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Pascal. Gel diyeceğim. Part-time kral duydun mu hiç usta? O nasıl oluyor? Almanya'da Ganalı otomobil tamircisi Cepas Bansa 1970'te Gana'dan Almanya'ya göç etmiş. Bunun dedesi de Togo kralıymış. Dedesi ölünce bu araba tamircisi 2 milyon nüfuslu Togo'nun kralı olmuş, iyi mi? Allah iyi yersin. Hay, ilginç geldi bu durum bana ama. Almanya'da oto tamircisi, Afrika'da kral. Arayalım mı Cepas'ı? Arıyorum, arıyorum. Çalıyor. Efendim, alo. Almanya'da oto tamirciliği yapan ama Togo kralı olan Cepas abimizle mi görüşüyorum? Selamın aleyküm Cepas abi. Ben Kadir Çöptemir, Pascal Numa da burada. Alo Toprağım, ne haber ya? Kral Toprağım benim. Ya duydun tabii kral mıral, buradan cukka sağlamdır diye hemen iyi anlamasına yanaşıyorsun değil mi? Toprak ayağına yatmaya başladın. Ne var yani? Topraz, o da Afrikalı, ben de. Abi ben de anlamıyorum ki, sen duruma göre Türk oluyorsun, Fransız oluyorsun, Afrikalı oluyorsun. Ben de buna hastayım ya. Kadir'ciğim, duruma göre, şekle göre idare edeceğim. Sorsana bir, tacı tartır var mı? Aa doğru. Alo Cepas abi, şimdi sen kralsın ya abi, tacın var mı, tahtın var mı, sarayın var mı? Evet. Evet, hadi canım. Ne diyor ya? Abi diyor, taş diye kafama bir de aygır kemiği geçirdiler diyor. Kral elbisesi diye 150 yıllık domuz posta attılar sırtıma diyor. Onda güveler yemiş diyor. Tahtiyede sazdan tabure var diyor. Durum budur yani diyor. Peki Cepas abi, alo, ha tabii sen şimdi kral olduğun için bir yerde sana eksanasları falan dememiz lazım aslında değil mi? Şöyle diyeyim ben, şu an ne işle meşgulsünüz eksanansları? Efendim? Yok artık. Ne yapıyormuş? 87 model diyor bir arabanın egzoz manifoldunu düzeltiyorum diyor. Egzoz manifoldu düzelten kral olur mu ya diyor. Evet. Haklısınız. Ne diyor? Ne Kadir'cim diyor? Bana kral dediklerine bakma diyor. Benim halkımın k***ına giyecek donu yok diyor. Açızlar biz, neyin kralıyım ben diyor. Kadir sen de ben var ya, bundan daha kralız. Vallahi billahi. Peki Cepas abi, şimdi bu Afrika'da krallar çok eşli oluyorlar abi. Onu da soralım, ayıp olmayacaksa. Sende kaç tane yenge var abi Togo kralı olarak? Efendim? Hadi ya. Bak en kötüsü. Ne diyor abi? Benim ülke komple sap Kadir'cim diyor. Sipahi ocağı gibi diyor. Bir tane kadın yok diyor. Ne olmuş kadınların? Abi kadınlara ne oldu ki? Vaaay, kadınlara bak, iyiymiş ya. Ne diyor abi? Şimdi diyor bu İtalyan erkekleri çok yakışıklı oluyor diye diyor. Bizim hatunlar teker teker İtalya'ya kaçtılar diyor. Biz Togolu erkekler ormanda baş başa kaldık diyor. Yeminle ülkeye gitmeye korkuyorum diyor. Sırtımı duvara vererek uyuyorum diyor. Durum vaziyet çok fena babako diyor. Abi bu nasıl iş ya? Kral olmasa daha iyi. Abi kralını öldüren, kafasını kessen, sürgün eden halk gördük, duyduk, okuduk da ama abazanlık yüzünden kralın kalkan halk olur mu ya? O nasıl bir halk ya öyle? Efendim ha? Yok. Yok ama Pascal'a bir sorayım. Ne diyor? Kadir'cim diyor, krallığı ciro edebilirim diyor. Makul bir ücret karşılığı diyor. Tacı tahtı devredeyim, düşünür müsünüz diyor. Yok. Yemezler. Aa niye Pascal, sen de Afrika'da bir kral olursun kardeşim. Ben Afrika'da kral arkadaşım var diye gurur duyarım, hava atarım. Yok abi, ben zaten Fransızım. Parisliyim biliyorsun. Sen var ya, bu dünyaya bile ait değilsin oğlum. Dünya dışı bir adamsın. Yedi denizin kıyı attığı adamsın. Az önce ben Afrikalıyım diyordun. Abi kusura bakma. Toko sakat yer. Baksana ya. Krala yürüyorlar. Doğru diyorsun kardeşim. Neyse alo. Efendim Cepas abi. Ne geldi?
He tamam oldu. Hadi işin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin. Ne diyor abi? Abi diyor bir tane cip geldi diyor. Forklifi alıp karteli açacağım diyor. Geyik bittiyse üşüme gücüme bakayım, ekmeğimin peşindeyim abi diyor. Kapat abi ya. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Pascal. Geldi. Şeyhin oğlu ilk kez konuşmuş. Kaç yaşındaymış? 23. Geç konuşmuş abi. Normalde 2 yaşında konuşuyor. Yavrum ilk kez konuştu derken hayatında ilk kez konuştu manasında değil. Zenginliği konusunda ilk kez konuşmuş. Ne demiş abi? Merak ettim ya. Yani. Şimdi Suudi Prens Türki bin Abdullah, evet, kaportası altın kaplama otomobilleri olduğunu söylemiş. Oo. Londra'da iş kurmak için gidince altın kaplama otomobillerini de beraberinde götürüyormuş. Vay. Lüks hayatıma şaşırmayın, babamın sınırsız bir serveti var. Ne istersem alıyor demiş. Vay be Kadir. Şöyle babamız olmadı. Olmasın abi. Biz babamızdan anamızdan memnunuz. Babamız rahmetli, nur içinde yatsın. Anamızı Allah başımızdan eksik etmesin. Memnunuzum. Allah şükür abi. Biz de memnunuz ama paran olsaydı. Yavrum ne doymaz adamsın. Futbol oynadın, para kazandın. Senin baban zengin değildi ama senin oğlunun kızının babası zengin. Daha ne olacak? Doyalım artık ya. Bu arada efendim şeyhin oğlunu aramışım, farkında değilim. Alo, alo. Ha, isim neydi sizin canım? Ha, Türki bin Abdullah. Ben de Kadir Çöpdemir, Hacı Türki. Ha, Pascal Numa da burada. Hacı abi ne haber? Arabalar nasıl? Şimdi yeğenim, nedir bu altın kaplama araba sevdası? Ya böyle bir görgüsüzlük var mı yavrum ya? Büyürken küçülmek diye bir şey duymadın mı yavrum sen? Evet. Evet. Ne diyor abi? Biz Suud olduğumuz için Kadir abi diyor, bizim ebemizi diyor İngilizler zamanında çok diyor. Abi. O yüzden diyor bir takım diyor dengesizliklerimiz olabilir hayatta diyor. Zaten iş kurma ya. Londra'ya gitmiş. Evladım, İngiliz'e olan aşkım beni ilgilendirmiyor da sen arabayı niye altın kaplatıyorsun, onu merak ettik ya. He. Evet. Aa, zarar diyorsun, olabilir. Ne diyor abi? Kadir, ben bu çocuktan var ya çok gıcık oldum. Söyleyeyim. Kadir abi diyor, paranın da fazlası zararmış diyor. İnan diyor, servetimi nakite çevirip bir gün saymaya başlasam 30 yıl sonra anca bitecekmiş diyor. Oo. Ama diyor çok para da zarar diyor. Çünkü diyor ne yapacağını şaşırıyorsun diyor. Ben bu parayı dolar yapıp bile soktum abi diyor. Ay. Sonra korktum bana ne oluyor diye diyor. Babama anlattım diyor. Babası da korkma oğlum, normal, senin dedelerin İngiliz altınlarını sandığıyla k***ne soktular, bize bir şey olmaz deyince diyor rahatladım ben diyor. Ya Kadir ona söyle de senin numaralarını söylesin. Söylesin ki biz anmayalım, pis paralar. Koçum şimdi bak, senin adın Türki, Türklükle bir bağlantın mı var senin? Anladım. Ha, saat kaç gibi? Ha, evet. Ne oluyor ya? Kadir abi diyor, ben Amerikan saatine göre saat 13'te uyanırım diyor. Amerika'da o sırada hayat olmuştur, başlamıştır diyor. Sabah olmuştur diyor. Hayatımı Amerikan saatine göre yaşarım diyor. Alo, Suudi Prens Türki. Şimdi Müslüman gibi yaptığın bir şey var mı yavrum senin? Ha? Evet. Ama. Aa. Ya Kadir, attan alma ya. Ayar olma bunu. İyi çocuk aslında. Anası babası hiç ezmemiş tabii bunu. Yoksa var ya, bu bizim elimize düşse 10 numara delikanlı bir çocuk yapardık ya. Bana da sitem etti. Kadir abi dedi, Arabım ve zenginim diye bana gıcık oluyorsun dedi. Tamam, benim atalarımdan size yanlış yapan çok oldu ama dedi, hepimiz de kötü değiliz ki dedi bak. Oğlum lavrunu unutma, unutma. Hani şu ajan olan. Ya neyse, eski defterleri açmayalım şimdi. Marx ne diyor? Tarihte her şey öyle olması gerektiği için öyle olmuştur diyor. Laf dedin. Barka bak. Efendim prens ha? Pascal abini mi? Vallahi sorayım. Pascal, prens sana iş teklif ediyor. Neymiş? İyi para verirse olabilir. Pascal abimi çok sevdim diyor. Çok güvenilir bir insan diyor. İyi güzel insan elektriği aldım ondan diyor. Prens, bu konuda teksin. Acaba diyor benim harem ağam olur mu diyor. Ne olacak? Harem ağası olacakmış. Ayık 100 bin dolar es verecekmiş. Net iyi, diyor. Harem ağası. Kadir, iyi bir şey mi? Yani bakış açına göre iyi bir şey ama bir takım değişiklikler yapman gerekecek. Oğlum ayda 100 bin. İyi para lan. Yaparız. Abi bu işin şartları var. Bak gel kulağına söyleyeyim. Ne geçecek? Hepsi mi? Tabii. Abi. Zaten yarısını ne yapacaksın ki? Ya hep ya hiç değil mi? Yok. Söyle. Yapamam abi. He. Kendi kesin. He.
Alo prens. Şimdi Can Pascal abin sıcak yaklaşmadı olayı, ben kesemem diyor. Parası neyse vereyim diyor Pascal. Ya bunun parası mı olur? Kestikten sonra altın kaplatıp elmas işleteceğim. Muhafazada Pascal abime geri vereceğim, saklar diyor. Madem ciddi alıcın, rakam konuşalım. Yuh be abi, para için bundan da vazgeçiyorsun, yapma ya. Öyle mi? Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Paskal. Gel diyor. Şu an stüdyomuzda kim var? Eşber Hoca geldi. Hanımlar, beyler, finans ve yatırım danışmanı Malatya'nın medarı iftarı. Eşber Siftah Hocamız stüdyomuzdalar. Eşber Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşler. Selamun aleyküm kardeşim. Nasılsınız la göberler, iyi misiniz? Hocam seni gördük, daha iyi olduk. Sağ ol Araboğlu. Ben de seni gördüm, hoşuma değdi kardeş. Kadir kardeşim nasılsın? Sağ ol. Eşber Hocam var olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biraz şeye girelim. Ekonomiye girelim, ekonomiyi öğrenelim sizden. Ya kardeşim ekonomiden sana ne ya? Ya kardeş sen maaşlı bir adamsın ya. Ya kardeş aldığın belli, masrafın belli, şu dünyada tikili bir plazan var mı? Plazan mı? Nereden plazan olsun Eşber Hocam, dalga mı geçiyorsun? Araboğlu senin var mı la plazan? Tavurun falan var mı la? Yok hocam, ne tavır ya? Evim bile yok. La o zaman ne... Ekonomiyi merak edirsiniz kardeşim. Daha tikili bir plazan yok bu zamanda. Kim zengindir Araboğlu? Söyle bakalım hele. Parası olan zengin. Kadir sen söyle kardeşim. Ben de Pascal'a katılıyorum. Hocam parası olana zengin denir yani. Oğlum bu zamanda plazası olan adam zengindir kardeş. Plazan yoksa zengin falan değilsin la soyha. Bize ne kızıyorsun hocam ya? La oğlum böyle plazan varmış gibi, böyle zenginmiş kimi konuşuyorsunuz la lollikler. La cebinde var 1000 lira para. Yok dolar mı alayım? Yok efendim euro mu alayım? Yok efendim borsaya mı gireyim? Benim... Tövbe estağfurullah ya. Eşber hocam, niye sinirlisin? Ya bu sabah bu FED başkanı yerlen aradı kardeşim ya. Ya Eşber dedi, sabah dedi, daze dedi, dolar bastım dedi. Daha dedi, tumanı dedi, tütüyü dedi. Gel de dedi, beraber dedi, yeh dolarları dedi ya. Gitseydin hocam, taze dolar basmış yeseydim. Ya kardeş dolarları pikini yapıp üstüme giyindim. Eşberim gel de bu dolarları boz dedi ya. Vay hocam, duvar fantastikos ha. Ya git kızım dedim ya. Ya biz namahreme üç kur çözmeyiz dedim. İkide bir dolar basmayı bırak dedim ya. Ha ters yaptınız yani hocam. Ya ekonomiyle fantastiko olmaz Kadir. Ya kardeşim biz bu yerlerle vaktiyle fazla mesaiye kalan Amerika Merkez Bankası Başkanı'yla pizzacı kuryesi fantastikosu bile yaptık ya. Evet kardeş ya. Ya itiraf edeyim ya. Başkanım pizzacı kimdi? Kardeş sana ilginç gelecek ama ben ABD Merkez Bankası Başkanı oldum. Yerle pizzacı oldu ya. Böyle saçlarını da böyle kepin altına toplamış. Böyle erkek kimin yapmış kendini bu. Böyle pizzayı verirken birden böyle şapkayı çıkarıyor kardeş. Saçları böyle savuruyor. Böyle burun delikleri böyle gıssak gibi böyle açılıp açılıp kapanıyor kardeş. Göz göze geleyik. Ben buna... Tamam. Ver haber. Tamam, ver haber. Tamam. Hocam bu kadar detaya girmeyelim hocam. Gözünü seveyim ya. Hocam emlak alalım mı? Emlak alın kardeş. Kardeş kaçtan alırsanız alın zarar etmezseniz kardeş torpak her zaman para ediyor kardeş. Bak dikkat et, radyolarda bir zamanlar bal satılırdı ya. Evet hocam, bal advertorial'ları satışları olurdu. Şimdi ne oldu onlar, kalmadı, ne oldu, bitti mi o iş ya? Kardeş hepsi baldan para kırıp hepsi emlakçı oldular ya. Şimdi bal satar kimi arsa satıyorlar la. La aynı olsun la, emlak işi artık peynir ekmek kimin ölü kardeş. Toprağın üstü varsa altı da var kardeş. Mezar yeri alın oğlum. Eşber hocam yine başladın Notre Dame'ın zangoçu gibi konuşmaya, yemin ediyorum ha. Ya dünya yuvarlaktır ve dönmektedir kardeşim. Yuvarlak ve dönen bir şeye sakın güvenme kardeş. Yarı yolda kalırsın ya. Çok mistik konuştun. Konuşurum kardeş. La Araboğlu böyle bir vitaminli greyfurt suyu, bir portakal sıkma falan yok mu kardeşim burada? Guruduk ağzımız köpük bağladı ya. La oğlum Kerbela'ya mı düştük kardeş? Sizde misafire izzet ikram yok mudur oğlum? Hemen hocam alıp geliyorum. Koş Araboğlu koş, koş bakalım hadi sen git. Kadir kardeş bizim ne oldu, o ortak arsa işi vardı kardeş Pendik'te. Aldık hocam, tapu çıkıyor. Yalnız Pascal'a çaktırma, biz ikimiz konuşmuştuk ya. Tutturdu zamanında ben de gireyim hiç ortak olalım diye. Ondan sonra o arsa böyle bir şeyler oluyor falan filan diye kandırdım yani. Onun için ha, çaktırma oldu mu gelmesin?
Aferin kardeşim, aferin. Bak üç ortaklı iş ayakta kalmaz. İyi yapmışsın kardeşim benim. Çakalsın Kadir. Az da gitsin kardeş, bravo. Lolle yine tamam, yemişim. Tamam, peki o zaman ben kapatayım programı. Ben kapatayım efendim. Hafta sonu tatili geliyor. İnşallah gönlünüze göre bir hafta sonu tatili geçirirsiniz. Pazartesi günü kaldığımız yerden devam etmek üzere. Paka paka. Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman. Olur. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.